Türkiye'de biliyorsunuz hiçbir şey saatinde başlamaz, saatinde bitmez. Yani bugün nasıl oldu? Bizden önceki konuşmacı arkadaşımız sağ olsun tam saatinde bitirdi. Ben de tam saatinde geldim ki Mersif onları bekletmeyelim. Çünkü bir ablam geldi. Kargadan geldi dedi. Hah burada 110 kilometre yol yapmış. Maşallah 110 kilometre hakikaten böyle bir dönemde yol yaparak gelip bizi dinlemesi. Hat başkanım da öyle. Herkes öyle. Böyle uzaktan gelenleri bir alkışlayalım bence. Mersin Fondasyonu'na tanıştık zaten buradalar. Sevgili dostlar, ben Mersin Fon'a ilk kez geliyorum. Mersin Fon'u hep duyuyorduk. Mersin Fon, Mersin Fon tarihine bakıyorum. İnanılmaz bir tarihi var. Ya arkadaş biz buraya nasıl gitmemişiz bugüne kadar dedim. Havalimanına inince de vallahi daha önce gelmediğim için pişman oldum. Hele bir de kitap fuarının içine gelip böyle insanlarımızın sevgisini, dostluğunu, sıcaklığını, hasretle kucaklayışını görünce herhalde bir daha gelirim diye düşünüyorum eğer isterseniz. Bu kitap fuarları hakikaten çok önemli. Ben de bugün Korkusuz Gazetesi'ndeki yazımda yazarlarımıza destek verebilmek adına onların kitaplarını tanıtıyorum. Hemen hemen her cuma günü mutlaka arkadaşlarımızın çıkarttığı kitapları küçük de olsa hem gazetedeki sayfamda hem de Twitter adresinde, Instagram adresinde tanıtıyorum. Niye? Çünkü bir ülkede eğer kültür ve sanat yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi o ülkenin hayat damarları kopmuş demektir. Mersifon Belediyesi hakikaten bu hayat damarlarının kopmaması için ciddi bir çaba göstermiş, ciddi bir emek göstermiş. Siz de sağ olasınız, gördüğüm kadarıyla, Twitter'dan, Facebook'tan izlediğim kadarıyla tüm yazarları, sanatçıları, burada üretenleri yalnız bırakmıyorsunuz, onlara destek oluyorsunuz. Öncelikle sizlere de teşekkür ederim. Tabii bu arada il başkanımız, ilçe başkanımız da buradalar, kadın kollarından arkadaşlarımız, gençlik kollarından arkadaşlarımız da buradalar. Onlara da teşekkür ediyorum. Onların da işi zor. Her gün 20 kişiyi dinle burada. Hakikaten o da yapılacak bir iş değil, çekilecek bir iş değil. Ben biraz sonra konuşup gideceğim zaten. Şimdi bu masa işini de hiç sevmem ama böyle neyse artık buradan konuşalım. Şimdi neden kitap fuarı önemli dedi? Sevgili dostlar, Türkiye'de kitap çıkarmak, kitap yayınlamak, kitap okumak ve kitap okutmak ciddi bir mesele haline dönüş. Ben kendimi bildim bileli bu yayın dünyasının içindeyim. İlkokul 5. sınıfı bitirdiğim gün annem beni elimden tuttu. Dedi ki sen mahallede ya serseri olacaksın ya dedi top oynayıp onu bunun camını kıracaksın. Başımızı da belaya sokacaksın. Gel dedi seni bir gazetede, matbaada çırak olarak vereyim. Hem bir meslek öğren, hem de eline ekmek tutar büyüyünce, hem de bizim mahallede başımızı belaya sokmazsın dedi. Benim gazetecilikle ilgili maceram orada başladı. Yıllar geçti, çeşitli gazetelerde çalıştık. Üniversite öğrenimimi yarıda bırakmak zorunda kaldım maddi sebeplerden dolayı. Askere gittik, geldik, yayıncılık dünyasına devam ettik. Araya bir milletvekilliği sıkıştırdık. Bir de milletvekilliği yapalım, millete biraz öyle hizmet edelim dedik. Ondan sonra tekrar mesleğimize döndük. Fakat sevgili dostlar, bizim mesleği yapmak hakikaten artık Sırat Köprüsü'nden geçmekle eşdeğer haline geldi. Dün burada sevgili arkadaşlarımız Timur Soykan'la Murat Ağarel vardı. Murat'ın tutuklandığı dönemi hatırlıyorsunuz. Aylarca cezaevinde yattı. Biz o zaman Halk TV'de program yapıyorduk. Defalarca bu konuları gündeme getirdik. Timur'a defalarca dava açıldı. O da her birimiz gibi defalarca yargılandı. İşte Murat cezaevine girdi, Barış Terkoğlu girdi, Barış Pehlivan girdi, Soner Yalçın girdi, o girdi, öbürü çıktı. Artık biz de takip edemez hale geldik. Ama Türkiye'de medyanın tek sorunu gazetecilerin cezaevine atılması değil. Onu biraz sonra konuşacağız. Türkiye'de artık gazete çıkarmak, kitap çıkarmak esas sorun haline geldi. Niye? Bakın, Türkiye'de yılda 3 milyon ton gazete kağıdına ihtiyaç var sevgili arkadaşlar. 3 milyon ton.
Peki Türkiye bu 3 milyon ton gazete kağıdını ne kadar üretebiliyor? Sadece 1 milyon ton. Niye? Çünkü bu iktidar efendim devlet kağıt mı üretirmiş, devlet kağıt mı satarmış diyerek SEKA fabrikalarının tamamını özelleştirdi ve ortadan kaldırdı. Bugün eğer sizin okuduğunuz bir gazete, mesela Sözcü gazetesi 3 liraysa, Korkusuz gazetesi 3 liraysa, Cumhuriyet gazetesi 3 liraysa, bunun tek sebebi Türkiye'de artık kağıt üretiminin yetmiyor oluşu. SEKA fabrikalarının yerlerini kendi yandaşlarına 1 milyon dolara sattılar. Bugün 1 milyon dolara sevgili dostlar İstanbul'da ortalama bir semtte ancak bir daire alabilirsiniz Nişantaşı'nda bakın. Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ta 1 milyon dolara abartmıyorum ortalama bir ev alabilirsiniz. 3 artı bir ev alabilirsiniz. 1 milyon dolara bu fabrikaları sattılar ve Türkiye'yi dışarıdan kağıt almaya mahkum ettiler. O yüzden ders kitapları pahalı. O yüzden gazete kağıdı pahalı. O yüzden buradaki kitaplara elinizi vurduğunuzda geri çekiyorsunuz. Aslında bugün burada satılan kitapların her birinin fiyatının 1/3 oranında az olması lazım. Yani 75 liraya aldığınız buradaki bir kitabın aslında değeri sevgili arkadaşlar 25 lira olmalıydı. Ama kağıt dışarıdan geldiği için, matbaa boyası dışarıdan geldiği için ve özellikle de 17 Eylül 2021 tarihinden sonra Merkez Bankası'na talimatla faiz indirilmesi ve onun yarattığı doların ve faizin yükselmesi sonucu, doların ve euronun yükselmesi sonucu bugün biz her şeyi neredeyse 3 katı fiyatına almak zorunda kalıyoruz. Bu arada belediye başkanımız da geldi. Ona da bir teşekkür edelim. Başkan sen gelmeden önce teşekkür faslını uzun uzun geçtik. İl başkanımız, ilçe başkanımız senin nezdinde o tebrikleri kabul ettiler. Böyle bir güzel tablonun burada olması da beni memnun etti bir Cumhuriyet Halk Partili olarak. İl başkanının, ilçe başkanının ve belediye başkanının tam uyum içinde çalışması ya da ben en azından öyle gördüm. Bilmiyorum. İnşallah öyledir. Öyle, başkanım öyle diyor, başkanım öyle diyor. Hakikaten bizim özlediğimiz il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı tablosunun burada oluşması da beni mutlu etti. Zaten o enerji doğal olarak buraya yansıyor. Şimdi bizim Türkiye'de medyada sorunumuz var dediğimizde sadece o yüzden tutuklanan gazetecileri konuşmak eksik kalıyor. Meselenin bu boyutlarını da anlatmak lazım. Peki biz bu dar boğazdan nasıl çıkarız? Bu dar boğazdan tek bir şekilde çıkarız arkadaşlar. Yeniden üretim politikalarına dönelim. Önümüzde bir seçim var. Hangi parti gelirse gelsin, benim üyesi olduğum ve üyesi olmakla şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi de dahil. Geldiğinde milletvekili adayım, belediye başkan adayım, il başkan adayım. Soracaksın, kardeşim sen Türkiye'de üretimi nasıl artıracaksın? Benim ülkemin gençlerinin %76'sı yurt dışına gitmek istiyor. Sen bu %76 oranındaki gencin yurt dışına gitmesini nasıl engelleyeceksin? Seni ikna ederse o zaman oy vereceksin sevgili dostum. Halk siyasetçiyi alkışlamak, şakşaklamak zorunda değil. Arada şakşaklayacaksın, arada tokatlayacaksın. Yoksa siyasetçiyi hep şakşaklarsan güzel söylerim abi, güzel konuşuyorum ben. Arada siyasetçiyi uyaracaksın. Vatandaşın görevi o. Yoksa siyasetçi hep alkışlanırsa ben her şeyi doğru yapıyorum de bu sefer zivanadan çıkar, onu da hiç kimse tutamaz. Örneklerini 20 yıldır görüyoruz. Ne yazık ki. Bizim farkımız eleştiren, sorgulayan, denetleyen, doğruya doğru diyen, yanlışa yanlış diyen olmaktır. Mustafa Kemal Atatürk o yüzden bu milleti kul olmaktan çıkardı, kula kulluk etmekten çıkardı,
birey yaptı. Bugün burada kadınlarımız, erkeklerimiz hep birlikte gelip bir arada bu panellere katılıyorsa, söyleşilere katılıyorsa, oy veriyorsa, yönetime katılabiliyorsa, yönetimi değiştirebiliyorsa, hayatın içindeyse bu Mustafa Kemal'in bize bıraktığı en büyük mirastır. O mirasa da hepimizin sahip çıkması lazım. Cumhuriyet bize her şeyi aslında hazır teslim etti. Kağıt fabrikamızı, şeker fabrikamızı, uçak fabrikamızı, selüloz fabrikamızı, giyimimizi, kuşamımızı, her şeyimizi, kooperatiflerimizi, her şeyimizi yaptı. Hani iyi anneler babalar vardır ya, çocuklarına böyle bütün her şeyi miras bırakırlar, çocuk gelir hazır, her şeye bir anda kavuşur. Biz aslında o şanslı kuşağın çocuklarıyız. Ama 1980'den sonra gelen bu liberal rüzgar, efendim devlet et mi satar, devlet bez mi satar, devlet mendil mi satar, devlet süt mü satar, devlet bilmem ne mi satar diye Türk fabrikaları sattı ve en nihayetinde geldiğimiz tablo artık kendi buğdayını bile yetiştiremeyen bir ülke halindeyiz. Bakın sadece geçen yıl Türkiye 8.1 milyon ton buğday ithal etmiş. Şu topraklara bakın, uçaktan indiğimde ben buraya ilk kez geliyorum Merzifon'a. Ya arkadaş, burası dedim gizli bir cennetmiş. Hakikaten başkanımla hep telefonda konuşuyorduk. Ya abi niye gelmiyorsun, vekilim niye gelmiyorsun diyordu. Hakikaten başkanım, siz gelmeden önce de söyledim. Gelmemekten hakikaten pişmanım. Çünkü bu kadar güzel topraklar, memleketin, Karadeniz'in tam kesişim noktası, tam bütün illere, ilçelere sınır olan bir noktasında ne yazık ki çevre illerde artık üretim sıfır noktasına gelmiş durumda. Bundan birkaç ay önce Samsun'daydım. Atakum Belediye Başkanımız Cemil abi sağ olsun, o da çok güzel bir kitap buharı yaptı. Hakikaten oradaki insanları bir araya getirdi. Çok acı bir şey söyledi sevgili dostlar. Samsun'da artık bir kilo bile tütün üretilmiyor dedi. Pirinç üreten kimse kalmadı dedi. Düşünün, biz çocuktuk. Samsun, hani Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleye başlangıç ile olmasının dışında neyle anılırdı? O bambaşka bir yerdedir. Tarımıyla anılırdı. Ürettiği sigarayla, tütünüyle anılırdı. Pirinciyle anılırdı. Bugün Samsun dediğinizde aklınıza hiçbir şey gelmiyor sevgili dostlar. Bir ülke ancak bu kadar kötü yönetilir ve bir ülkeye ancak bu kadar ihanet edilir. O yüzden demin şunu söyledim. Önümüzde bir genel seçim var. Hangi parti gelirse gelsin ondan taahhüt isteyin. Kardeşim, üretimi artıracak mısın? Üretimi hangi yolla artıracaksın? Bu ülkenin gençlerini burada nasıl tutacaksın? Yurt dışına giden doktorları, onların burada kalmasını, o doktorların gitmesini nasıl engelleyeceksin? Bunları soracaksınız. Bunları anlatan, bunlara ikna eden partiye de oyunuzu vereceksiniz. Çünkü siyaset artık tamamen kutuplaşma üzerinden yapıldığı için kimlik siyaseti üzerinden bir kutuplaşma yaratılıyor ve vatandaşın gerçek dertleri ne yazık ki konuşulamıyor. İyi ki böyle fuarlar var da biz gelip burada birbirimizle en azından dertleşebiliyoruz. Tabii ki bu söyleşinin başlığı Türkiye'de medya, ama medya dediğimiz mesele bu ülkenin siyasetinden bağımsız değil. Bakın, bu iktidar medyası yıllarca terör örgütü lideri FETÖ'ye övgüler dizdi. Yıllarca. Kim iktidarsa, kim güçlüyse her zaman onun yanında oldular. Niye? Çünkü hem para kaynakları oradaydı, hem iktidar kaynakları oradaydı. Terör örgütüyle ne zamanki ters düştüler, ne zamanki iktidar kavgasına giriştiler, o anda birdenbire FETÖ'nün terör örgütü olduğunu keşfettiler. Şimdi bugünlerde yeni bir tartışma var. Günlerdir televizyonda tartışıyoruz, siz de izliyorsunuz. SADAT diye bir yapı var.
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu Sadaf adlı derneğin, özür dilerim, şirketin önüne giderek çok ağır ithamlarda bulundu. Burası terörist yetiştiriyor dedi. Burası yasa dışı faaliyetler yürütüyor dedi. Bu iktidar medyası dün muhalefet Fethullah Gülen'le ilgili ya da o cemaatle ilgili bir eleştiri yaptığında nasıl görmezden geliyorsa bugün de aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirilerini görmezden geliyor, yok sayıyor. Dün gece katıldığımız bir televizyon programında dedim ki karşımızdaki AK Parti'yi savunan arkadaşlar, ya bak yıllar sonra da aldatıldık, kandırıldık deyip gelmeyin karşımıza. Bir günde bir şey sorgulayın kardeşim. Sevgili dostlar, iktidar medyasının en büyük sorunu hiçbir şeyi sorgulamıyor, hiçbir şeyi eleştirmiyor olur. Aslında yaptıkları, destekledikleri iktidara da büyük kötülük. Çünkü eleştirinin olmadığı hiçbir yerde denetim de olmaz. Ve iktidar bu rahatlığın arkasına sığındığı için her şeyi doğru yaptığını zannediyor. Diyorsun ki, ya insanlar aç kardeşim, aç, abartıyorsunuz diyor. Sevgili dostlar, önceki gün yurt dışından gelen bir arkadaşımla karşılaştım. İngiltere'de yaşıyor. Ya dedi ki arkadaş, bu ülkeye ne olmuş böyle? Sabah dedi kalkıyorum, cebime 100 sterlin koyuyorum dedi. 100 sterlin 2000 lira. Bütün gün dedi akşama kadar yiyorum, içiyorum, geziyorum, para bitmiyor dedi 2000 lira. Burada bu insanlar nasıl yaşıyorlar? Ya arkadaş dedim, senin o 2000 lirayla İstanbul'da bir ayda 15 gün karnını doyuruyor. Şimdi şunu düşünün, ülke öyle bir hale getirilmiş ki yurt dışından gelen arkadaşımız 100 sterlin bozdurup bütün gün boyunca kafasına göre yiyor, içiyor, geziyor ama bizim vatandaşımız ayda 200 sterlin asgari ücrete ne yapıyor? Mahkum bırakıyor. Bunları anlatıyoruz. Diyoruz ki inanılmaz bir yoksulluk var. 13 milyon aile belediyelerin verdiği sosyal destekle ayakta kalıyor. Bu ülkenin gençlerinin %75'i yurt dışına gitmek istiyor. Bu ülkenin gençlerinin %21'i ben bu ülkede yaşamaktan mutsuzum diyor. Bu ülkenin gençlerinin %21'i ben işsizim diyor. %87'si ben bir daha iş bulamayacağım çünkü benim torpilim yok, çünkü benim dayım yok, çünkü benim arkamda herhangi bir siyasetçi yok diye derken. Getirdikleri ülkenin tablosu bu. Ama bu medya sanki bunlar hiç yokmuş gibi her gün Türkiye'nin uçluğunu, kaçtığını, şahlandığını, büyüdüğünü, dünya lideri olduğunu anlatıyor. Bazen bu televizyon programlarına katıldığımız arkadaşlara reklam arasında falan soruyorum. Ya arkadaş diyorum, bu anlattıklarınıza hakikaten kendiniz inanıyor musunuz ya? Siz hiç manava gitmiyor musunuz? Hiç kasaba gitmiyor musunuz? Hiç ailenizde, eşinizde, dostunuzda işsiz olan, ekonomik sorun yaşayan biri yok mu dediğinizde ya biz de sorunların farkındayız diyorlar. Arkadaş, sorunların farkındayız bana reklam arasında değil, ekranda söyle. O zaman ben de diyeyim ki evet kardeşim, sen de bu memleketin hayrına bir şey yapıyorsun. Şimdi aslında sevgili dostlar, kapkaranlık bir tablonun içindeyiz. Vietnamlı devrimcilerin tarihe geçen bir sözü var. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır derler. Öyle değil mi gerçekten de? Sabah bir kalkarsınız, perdeyi bir açarsınız, kapkaranlık bir hava. Dışarıda yağmur, kasvet, kapkaranlık bulutlar. Bir anda bir bakarsınız, gün döner ve hakikaten birden aydınlığa kavuşursunuz. Türkiye şimdi ya bu karanlık perdeyi yırtıp atacak ya da bu karanlığın içinde boğulacak. Karanlığın en koyu olduğu an 2023 yılının Haziran olacak. Seçimlere gittiğimiz güne kadar biz AKP'nin yarattığı bu karanlığın içinde bir süre daha el yordamıyla
yolumuzu bulmaya, yaşantımıza devam etmeye, demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ama 23 Haziran ya da 24 Haziran günü yapılacak olan seçimde bu karanlığı aydınlığa da hep birlikte çevireceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey sevgili dostlar, bir kere mutlaka sandığın başına gitmek, sandıklarda görev almak ve oy kullanmaktır. Burada hem il başkanımız hem ilçe başkanımız var. İkisi de süper kahramanlar değil sevgili dostlar. Siz gidip sandıkta görev istemezseniz, görev almazsanız, müşahit olmazsanız, oraya bir parça bir kek, bir Coca-Cola, bir Fanta, bir termosla çay götürmezseniz oradaki arkadaşlarımız da bu görevini yerine getiremezler. Herkesin yapabileceği bir şey var. O yüzden bu seçimleri önemsemek, hem bu medya düzeninden hem de bu antidemokratik rejimden kurtulmak lazım. Çünkü Türkiye artık öyle bir hale geldi ki gazeteciler nefes alamıyor, aydınlar boğuluyor, festivaller her gün yasaklanıyor. Eskişehir'de, İzmit'te, Bursa'da, Antalya'da hangi gazete sayfasını açsanız ya bir festivalin yasaklandığı, ya bir konsere izin verilmediği, ya öğrencilerin yaptığı bir etkinlikten dolayı bir soruşturma açıldığını görüyoruz. Tarikat ve cemaatlerin anlayışına terk edilen, tarikat ve cemaatlerin o siyasallaşmış yapıların anlayışlarının egemen olduğu bir ülke haline döndü Türkiye. Ne yazık ki Türkiye 2022 yılının Mayıs ayında böyle bir tabloyu yaşıyor. 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünü kutladığımız şu günlerde Atatürk Havalimanı'nın bir rant uğruna, bir inat uğruna, bir hesaplaşma uğruna yıkıldığına tanık oluyoruz. Utanmadan çıkıp bir de dün televizyonlarda biz Atatürk'ün ismini nereden sildik diye rahatça konuşabiliyoruz. Eğer sevgili dostlar, bu cumhuriyete biz sahip çıkmazsak, bu cumhuriyetin değerlerine iki elimizle sarılmazsak, ona gözümüz gibi bakmazsak, bu cumhuriyetin isminden başka hiçbir şey kalmaz. Kaygılanmamız gerekir mi? Evet, kaygılanmamız gerekir. Umutlu olmamız gerekir mi? Evet, umutlu olmamız da gerekir. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında Bandırma vapurunda sadece 16 kişiydiler. İlk adım iskelesini biliyorsunuz. İlk adıma çıktı. İnanılmaz bir karamsarlık vardı bütün ülkede. Sizin Merzifon bile biliyorsunuz İngiliz işgali altında. Yani düşünün, İngiltere nereye, Merzifon nereye? Ben İstanbul'dan gelemiyorum, adamlar İngiltere'den geliyorlar. Öyle bir dönemde Mustafa Kemal aydınlanma mücadelesiyle, cumhuriyete olan inancıyla, kadın erkek eşitliğini içselleştirmiş bir bilinç dünyasıyla geldi ve bize koskocaman bu ülkeyi armağan etti. Şimdi bizim o mirasa sahip çıkıp hem cumhuriyetin değerlerini sahiplenmemiz, hem cumhuriyetin değerlerini yaşatmamız, hem de cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklememiz gerekir. Partinin arada sırada yaptığı yanlışlar yok mu? Var. Onları biz arada sırada eleştiriyoruz. Arkadaşlarımız sesimizi duyarsa düzeltiyorlar. Az önce bir hanımefendiyle konuştuk. Ya biraz dedi, arada fazla eleştiriyorsunuz. Arada eleştirmezseniz olmaz. Ben de siyaset yaptım, aktif siyaset yaptım. Eleştiri siyasetçiyi besler sevgili dostlar. Eleştiriden, doğru eleştiriden hiçbir zaman çekinmeyin. Hiç kimse sizi eleştirmiyorsa, hiç kimse size dostluk yapmıyor demektir. Ya arkadaş, hiç mi yanlış bir şey yapmıyorsun? Her şeyin mi doğru? Tabii ki eleştiriyi bir dostane tavır içinde yapacağız. Yanlış görülen, yanlış giden bir şey varsa bunu da düzelteceğiz. Önümüzdeki dönemde örneğin milletvekilleri seçimi olacak. Milletvekilliği seçimi. Burada partinin en yetkili ismi il başkanı sevgili dostumuz var. Hepiniz il başkanımızdan ön seçim talep edeceksiniz. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olarak. Halktan büyük bir güç yoktur. Üyeler gelecek,
kimin milletvekili olduğuna karar verecek. Bakın sevgili Mustafa'yı değil mi ön seçimde yolladınız? Adamın işinden gücünden de ettiniz. Tabii avukatlık da yapamıyor şimdi. Koşturuyor, mücadele ediyor ama arkasında büyük bir halk desteği olduğunu biliyor. Bu bizim aslında Türkiye'deki en temel demokrasi sorunlarımızdan biri sevgili dostlar. Biz demokrasiyi tartıştığımızda sadece iktidarın antidemokratik uygulamalarını tartışarak götürüyoruz. Oysa ki demokrasi evin içinden, yani hakikaten yaşadığımız evin içinden başlıyor. Çocuğunuzla kurduğunuz ilişki, eşinizle kurduğunuz ilişki, akrabalarınızla kurduğunuz ilişki, arkadaşınızla, dostluğunuzla kurduğunuz eşitlik ilişkisi, söz hakkı ilişkisi, bunların hepsi sizin demokrasiye nasıl baktığınızı gösteriyor. Biz demokrasiyi talep ederken sadece iktidardan değil, muhalefetten de talep edeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaş, ön seçim yap, üyeler seçsin. Ben hangi milletvekilini seçtiğini bileyim. Telefonla aradığımda da kimi arayacağımı bileyim arkadaş. Bir sorunum olduğunda, toplumsal bir talebim oldu. Cumhurbaşkanı adayını koyun sandık kardeşim. Gelsin Cumhuriyet Halk Partisi 1.339.000 üyesi var. Bu 1.339.000 üye gelsin sandığa isim yazsın kardeş. Oradan çıksın. Kim de çıkıyorsa gidelim oy verelim. Bu tartışmada bitsin. Bir an önce de Cumhurbaşkanı adayını açıklayın diyor. Çünkü sevgili dostlar 81 il, 990 ilçe, binlerce köy, binlerce mezra, kasaba, mahalle, sivil toplum örgütü, demokratik kitle örgütü var. Cumhurbaşkanı adayımız bütün bunların tamamını dolaşacak, gezecek, halka anlatacak. O arada televizyon programlarına çıkacak, gazetelere röportaj verecek, yurt dışına gidecek. Çünkü biliyorsunuz yurt dışında da oy kullanılıyor. Orada da 2,5-3 milyona yakın bir oy verecek kitle var. Onun için bu talepleri hep birlikte dinlendireceğiz. Ama bugünün esas sorununa geldiğimizde, bugün sevgili dostlar, Türkiye'deki medyanın aslında bu yaşanan sorunları nasıl kararttığını, nasıl toplumun bilincini adeta kirlettiğini konuşuyoruz. Yani Sadat meselesi olur, iktidar medyası sanki bu konu hiç yokmuş gibi davranır. Ekonomik kriz olur, insanlar intihar eder, intihar noktasına gelir. O intiharların arkasında uydurup başka gerekçeler bulur. Öğrenciler ev bulamıyoruz der, efendim bunlar terör örgütünün kışkırtmaları der. Yani onlara göre aslında Türkiye'de hiçbir sorun yok. E o gazeteleri okuyan, sadece o televizyonları izleyen insanlar o gördüklerini bir süre sonra sürekli gördükleri için ne yazık ki gerçekmiş gibi zannetmeye başlıyorlar. Burada üzerimize düşen görev şu, bu tür toplantıları sık sık yapmak, bulabildiğimiz her insana ülkenin gerçeklerini anlatmak, karşılaştığımız her insana bir çözüm yolu göstermektir. Yani siyaseti sadece profesyonel siyasetçilere bırakmamak lazım. Bu da hepimizin bir anlamda vatandaşlık görevidir. O yüzden Türkiye'deki medyayı tartışırken sadece medyayı eleştirmek yetmez. Bunun alternatif yollarını, o medyayı etkisiz hale getirecek yöntemleri de ortaya koymak gerekir. Ben her gün İstanbul'da değişik kesimlerden, değişik meslek gruplarından insanlarla konuşuyorum. Onların dertlerini dinliyorum. Gazetede yazıyorum, televizyonda anlatıyorum. Ve hakikaten halkla ne kadar çok konuşursanız o kadar çok besleniyorsunuz, o kadar çok şey öğreniyorsunuz. Ve bu öğrendikleriniz sizin daha gerçekçi politikalar üretmenize, konuştuğunuzda da bunların halka yansımasına yol açıyor. Siyasetçiler tabii ki ellerinden geleni yapacaklar ama unutmayın ki siyasetçi dediğinizde bir insan bir günde kaç kişiyle konuşabilir? Ben defalarca seçim çalışmalarına katıldım. Günde 7 saat, 8 saat broşür dağıttım. 7 saat, 8 saat sandıkların başında bekledim. Ama bunu az insanla yaparsanız bu işin içinden çıkamazsınız. O yüzden herkesin önümüzdeki seçimlerde mutlaka görev alması ve aldığı görevi de yerine getirmesi lazım. Şimdi
Tam 30 dakikadır konuşuyorum. Zaten 30 dakika konuşacağım demiştim. Benden önce de birçok herhalde yazarları da dinlediniz. Özetle şunu söyleyeyim. Çok karamsar bir tablo var ama umutlu olmamız için de elimizde çok fazla sebep var. Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında 100 yaşına girecek. Bir asırlık bir cumhuriyet olacak. Mustafa Kemal Atatürk bazı tarih kitaplarında öldükten sonra da ülkesini yöneten lider olarak tarif edilmiş. Bakın ne kadar büyük bir söz. Öldükten sonra da ülkesini yöneten lider. Onun için hala yıkılmadı bu ülke. Hiç kimse de yıkamayacak. Kim ne yaparsa yapsın, kendini de yıksa, masanın üstüne çıkıp tepinse de, elinden ne gelirse, ne yaparsa yapsın, hiçbir şekilde bu cumhuriyeti hiç kimse yıkamayacak. Sağından, solundan belki ufak ufak koparacaklar, yıpratacaklar ama Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım ilelebet sonsuzluğa kadar da devam edecek. Ama bu şu demek de değil, elimizi koyalım, yatalım, oh rahat, cumhuriyete bir şey olmaz demek değil. Cumhuriyete sahip çıkacağız. Cumhuriyete aydınlanmayla, bilimle, kültürle, sanatla, felsefeyle, demokratik siyasetle, matematikle, fizikle sahip çıkacağız. Şunu unutmayın ki bizim liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, dünyada matematik kitabı yazan belki de iki siyasetçiden biridir. Fiziğe, kimyaya, yabancı dile kafa yoran, tarihe kafa yoran, tam donanımlı bir siyasetçi. Bizim hepimizin Mustafa Kemal Atatürk gibi olması gerekir. Bunu da sadece sözle değil, eylemle gerçekleştirmemiz gerekir. Böyle bir günde, böyle sıcak bir havada bir arada olduğumuz için ben hakikaten mutluyum. Buraya geldiğimde umutluydum ama şimdi daha umutlu bir şekilde döneceğim. Çünkü Merzifon'da Cumhuriyet'e inanmış, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, Cumhuriyet'in değerlerini özümsemiş, ciddi bir insan topluluğu gördüm. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir 15 dakikada bir soru cevap yapalım. Ama sizden tek ricam, hocam, Almanya'daydım geçen hafta. İsmail Saymaz'la birlikte gitmiştik. Onun da çok selamı var. Buraya geldiğini biliyor, çok selam söyledi. Zaten biz Almanya'dayken beni davet ettiler. Soru cevap kısmına geçtiğimizde bir 10 dakika önce yorum oluyor. Yorum değil, merak ettiğiniz, benim cevaplayabileceğime inandığınız sorular varsa bir 15 dakikada onu yapalım ki bize vaktimiz 15 dakika, yeter 15 dakika, tamam. 15 dakika soru cevap yapalım, ondan sonra da siz de biraz soluklanın. Ben de il başkanımızla, ilçe başkanımızla, belediye başkanımızla bir 5 dakika arada da ondan sonra bir kaynatayım, biraz da dedikodu yapalım, bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Kim, siz mi yardımcı olacaksınız? Sen, lütfen ama sadece soru, kısaca soru. Yorum kısmına girerse kişinin içinden çıkamayız. Çok net bir soru. Çok da basit. Şimdi her türlü ithalatı biliyorum da, her türlü ithalatı biliyorum da, lütfen. Her türlü ithalatı biliyorum da, şu insan ithalatını bir türlü anlayamadım. Bunu biraz açar mısınız, bunun üzerinde biraz durur musunuz? Bunun sonuçlarını şöyle ufak bir panoramik gösterir misiniz? Teşekkür ediyorum. Abi bir de fotoğraf çekeyim mi? Hadi canım benim. Hadi sevgili vekilim. Bu da günün anısı olsun. Niye insan Suriye'den, Irak'tan, Pakistan'dan, Afganistan'dan getiriyorlar? Sevgili dostlar, bu yanlış bir politikanın değil, bilinçli ve tercih edilmiş bir politikanın sonucudur. 2010'lu yıllardan itibaren iktidar partisi Obama'nın, o dönemki Amerikan Başkanı Obama'nın gazıyla bütün Arap coğrafyasının ağabeyi olmaya, onlara aklınca liderlik yapmaya soyundu ve Obama'nın gazıyla buna da inandılar.
ilk hedefleri aslında bu iş Irak'tan başladı. Orayı da atlamayalım. Bülent Ecevit Amerika'ya gittiğinde o dönemki başkan olan Bush Bülent Ecevit'e Irak'a girmek istediklerini hatırlayın. Irak'a girmek istediklerini de bu konuda da Türkiye'nin yardım etmesi gerektiğini söyledi. Bülent Ecevit'in o dönemki Amerikan başkanına verdiği cevap şuydu. Ben Irak'ın rejiminin devrilmesine yardımcı olursam benim ülkem bölünür kardeşim. Ben bu işe girmem dedi. Hatırlayın. Ecevit bunu reddedince Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına geldiler. Bakın. O dönem genel başkan olan Sayın Deniz Baykal muhalefette olmasına rağmen bu işbirliği teklifini reddetti. Ve o işbirliği teklifini reddetmesiyle birlikte o dönemki sermaye medyası, TÜSİAD medyası efendim bu CHP iktidar olmak istemiyor, bu CHP'den bir şey olmaz, bunlar zaten iktidardan korkuyorlar, iktidar olmak istemiyorlar diye yayınlar yapmaya başladılar. Ve o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları Amerika Birleşik Devletleri'ne biz her şeyi yapmaya hazırız dediler. Ve iktidara geldiler. Onlar iktidara geldikten sonra da bir yıl sonra hatırlayın hemen 1 Mart 2003 tezkeresi geldi. 1 Mart 2003 tezkeresi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ısrarlı taleplerine rağmen o dönemki AKP'li 90 milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleri sayesinde meclisten geçildi. Ama Amerika arkadan dolandı, allem etti, kullem etti. Amerika Irak'ı yıkmayı, Saddam'ı devirmeyi başardı. Diktatör dedikleri Saddam'ı devirdiler ve Irak'ı hala bugün bile seçim yapılamaz, insanların bir araya gelip oturamadığı bir ülke haline dönüştürdüler. Irak'tan sonraki hedefleri Suriye. Niye Suriye? Suriye'nin önemi şu sevgili dostlar. Suriye öyle bir coğrafyada ki Irak'tan çıkartılan petrol en kolay Suriye üzerinden Lazkiye limanından bütün dünyaya ucuz bir şekilde götürülebilir. Ama bunu Esad yönetiminde yapabilmeleri mümkün değil. O zaman ne yapalım dediler? Bir, biz burayı üçe bölelim. Bir kısmında Esad'ı destekleyen Aleviler, Şam, Halep civarında kalsın. Ortadaki Sünniler, ülke öyle olduğu için böyle anlatıyorum. Yani coğrafi ve sosyolojik yapısı böyle olduğu için. Ortada Sünni kesim kalsın. Bu tarafta da zaten Kürtler var. Biz kardeşim buradan ülkeyi üçe bölersek, Esad'ı da oraya sıkıştırırsak hem İsrail'in etrafında küçük ve güvenlikçi devletler oluştururuz hem de Irak'tan çıkan suyu, bakın hep petrolü konuşuyoruz ama su da var, suyu ve petrolü istediğimiz gibi ihraç ederiz. Ve bu yüzden Suriye'ye karşı bir savaş açtık. Ve ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi de bu politikaların aracısı oldu. AKP'nin buradaki amacı neydi? Efendim biz Suriye'yi, Halep'i, Şam'ı alta doğru inersek, diğer Arap ülkelerini eğer yönetebilirsek dünya lideri oluruz. Tayyip Erdoğan'ı da dünya lideri yaparız. Uçarız, koşarız dediler. Ve bizim başımıza bu mülteci, sığınmacı sorunu belasını açtılar. Bu insanları niye getirdiler? Şunun için. Aslında ilk önce şunun için getirdiler. Bir ülkeden başka bir ülkeye 100 binin üstünde insan eğer gelirse Birleşmiş Milletler'in o ülkeye müdahale hakkı doğuyor. O yüzden aslında tüm uluslararası kuralları hiçe sayarak getirdi sınıra, daha olaylar başlamadan çadır kurdular. Halbuki bu tür durumlarda eğer komşu ülkede bir sorun varsa o sınırdan en az 100 kilometre içeriye o çadırları kurmanız ve diğer ülkeyle göç edenlerin bağını kesmeniz gerekir. Bunu yapmadılar, tam sınıra kurdular. Ve kapıları açarak
bir sosyolojik değişimin önünü açtılar. Neyi hedeflediler bu sosyolojik değişimle? Bir kere ucuz iş gücü. Bugün 4250 liraya asgari ücretle çalıştırılan insanlar iş bulamaz durumdalar. Niye? Çünkü 2000 liraya, 2500 liraya Suriye'den, Irak'tan, Pakistan'dan, Afganistan'dan getirilen insanlar kaçak bir şekilde çalıştı. Ne dedi geçen gün Süleyman Soylu? Biz bunları geri gönderirsek iş dünyası ayağa kalkar dedik. İş dünyası dedikleri de sevgili dostlar MÜSİAD'dır. Çünkü MÜSİAD bu insanları göndermeyin, ben bunları ucuza çalıştırıyorum. Bu meselenin birinci sebebi bu. İkinci sebebi şu. Niye 8 milyon insanı getirdiler? Avrupa Birliği'ni tehdit etmek için. Avrupa'yı. Bak açarım kardeşim kapıları. Bu kadar insanı senin oraya gönderdim, baş edemezsin demek ve oradan o fonlardan faydalanmak için. Ne zaman sorun olsa açarız kapıları diyorlar. 2015'i hatırlayın. 2015'te birdenbire yüzlerce otobüs Edirne sınırına dayanmadı mı? Nasıl örgütlendiniz kardeşim? Nasıl geldiniz? Bu tehdit ve şantaj aracı meselesi yüzünden bu kadar insanı getirdiler. Üçüncüsü şu. Demokrat kesimin, özellikle de HDP'nin oylarını, HDP'ye oy veren sosyolojinin nüfusunun arttığını görüyorlar. Ve kendi iktidarlarına oy veren yeni bir oy kitlesine ulaşamıyorlar. Uzun vadede getirilen insanları Türk vatandaşı yaparak oy devşirmek istiyorlar. Önemli bir sebebi de budur. Bir diğer sebep de özellikle Arap ülkelerinden getiren ve kendi düşünce dünyalarına yakın olan toplulukların egemen kültür haline dönüşmesidir. Yani bir anlamda laikliği bu insanlar eliyle yok edilmesidir. Şimdi baktığınızda diyorlar ki, efendim ya 113 bin kişi oy kullanacak Suriye'den gelen, siz de bunu amma abarttınız. Siyaseti bilmeyen insanlar için bu söyledikleri kulağa hoş gelebilir. Ya kardeşim 100 bin kişi, 56 milyon seçmen var. Seçimin sonucunu etkilemez ki diye görülüyor değil mi? Halbuki öyle değil. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Merzifon'u bundan bir önceki seçimde kaç oyla aldı? 250 oyla. Değil mi? 250 oyla aldı. 2 hafta oylar sayıldı burada. Ondan sonraki seçimde ne oldu? 1250 oyla aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu 110 bin kişiyi 100 tane ile dağıttığınızda, 80 tane ile dağıttığınızda sevgili dostlar, tüm illerin ve ilçelerin siyasi dengesi bir anda değişir. Bu, Türkiye'nin ciddiye alması gereken bir meseledir. Benim memleketim Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğini 90 oyla kaybetti. 90! Şurada saysak 90 kişi var değil mi? 90 oyla kaybetti. Maraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğini 110 oyla kazandı. Şimdi bu 110 bin kişinin oy kullanmasını ciddiye almak gerekir. Sinop'ta tabi hatırlayın bir oyla siz kazandı. Ha kaybettiren. Ama söylemeyin dayak gelsin. Söylemeyin diyeceğim. Peki. Şimdi o yüzden bu meseleleri ciddiye almak lazım. Bu dört ayaklı bir projedir ve bu projeden de vazgeçemiyorlar. Kendi tabanlarında da tepki olmasına rağmen AKP'nin sermaye derneği olan MÜSİAD bu kişileri göndermeyin dediği için de bir anlamda gönderemiyorlar. Sevgili dostlar, bu sorun nasıl çözülür? Bu sorun bir, iktidarın değişmesiyle, iki, yeni iktidarın, yeni Cumhurbaşkanı'nın gidip Beşar Esad'la oturarak o ülkedeki barışın tesis edilmesi, Birleşmiş Milletler'in de buna garantör olmasıyla çözülür. Yoksa başka türlü çözemezsiniz. İktidar bu sorunu artık istese de çözemeyecek bir hale gelmiştir. Teşekkür ediyorum.
Hocam kısa kısa soralım, hava da çok sıcak ya. Efendim, hamisler hoş geldiniz. Sağ ol. Saygılar, sevgiler. Ben kısa ve öz soracağım efendim. Ben de diyorum ki, evet. Diyorum ki, evet, biz Cumhurbaşkanı'yız. Buraya bütün bölümümüz, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, şakaşmalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Geldik, ben de efendim sizlere, Sayın Barış Bey, sorum şu. Şimdi, tamam, biz gündür gündür iktidara geliyoruz, inşallah geleceğiz. Biz de 99 geleceğiz, diyorum. Ama diyorum ki efendim, sıkıntım şu, benim görüşüm. Bana kimse bir şey demedi, benim görüşümü diyorum. Benim görüşüm diyorum ki, Sayın Barış Bey, efendim, peki bu Suriyeliler, dışarıdan gelen göçmenler, şunları bunları vatandaş yapmakları kullandırmak için ya, onlara onun kabul olmasın diyorum ben. Niye? Onlar Suriye'den gelecek, Afganistan'dan gelecek, Afrika'dan gelecek, onlar oy kullanacak. Hayır, onlara oy yapması kabul ediyor. Hayır, biz onları kabul etmiyoruz. Onlara bizim sandık görevlerimiz, sandıkta oy kullandırmasın efendim. Tamam. Doğru mu hocam? Bu yasal olarak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun evet. Vatandaşın gibi verdiği için artık böyle bir imkan kalmıyor. Kalmıyor mu? Onların yolunda cevaplar onlar deposu yapacak. Hayır, biz olacak şeyleri konuşalım, olmaz o. Efendim, biz onları kabul etmiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Arkada bir şey efendi. Deniz, arka. Arka. Sayın Vekilim, tarım ülkesindeyiz. Amasyamızda tarım yöresi. Şu an bile domates 25 lira satılıyor. Yani daha önce de 40 lira falan. Bu en geç 2023'te yapılacak seçimlerden sonra bu birden düşecek mi? Ya öyle bir politika var mı? Hocam aslında çok basit. Neden biliyor musunuz? Bir kere yeni gelen iktidarın yapacağı tek şey var. Merkez Bankası'nın faiz politikasını serbest bırakacak. Bugün biz her şeyi niye iki katına, üç katına pahalıya yiyoruz? Çünkü iktidar bir inat uğruna, belki de kendi yandaşlarını bir gecede zengin etme uğruna Merkez Bankası'nın mevduatlara verdiği faizi baskıyla aşağı indirdi, dolar ve euro patladı. Dolar ve euro patlayınca ne oldu? Mazot, gübre, zirai ilaç, elektrik ve elektriğe bağlı, doğalgaza bağlı üretilen, daha doğrusu tarlalara, evlere gelen suyun fiyatı ikiye katlandı. Siz eğer Merkez Bankası'nın para politikasıyla uğraşmaz, orayı kitapta yazdığı üzere gerçek anlamda özel bir hale getirirseniz bir kere bu fiyatlar yavaş yavaş aşağı iner. Bu bir. İki, üretime yönelirseniz, Türkiye'nin her yerinde üretim yapmaya başlarsanız nakliye maliyetlerini azaltırsınız, ürün bollaşır, çiftçi sayımız artar, çiftçi sayımız arttığında pazara yeteri kadar mal çıkar. Özetleyerek anlatıyorum. Türkiye bunların altından kalkabilecek bir ülke. Bizim topraklarımız bir yere gitmedi. Topraklarımız ortada. Çiftçimiz de ortada. Tarihinde ilk kez tabii ki 500 binin altına düştü çiftçi sayımız. Çünkü insanlar kayıtlı oldukları odalardan hızla çıkmaya, büyük şehirlere gelmeye başladı. Türkiye'nin sorunları çözülmez değil, çözülür. Ama çözülmesi için üretime dayalı bir anlayışın iktidar olması lazım. Ama ben geleceğim kardeşim. Yine aynı şekilde inşaatla, rantla, faiz politikasıyla kapı kapı dilenerek sıcak para arayacağım dersen bugün yaşadığımız sorunların 10 katını yaşarız. Bugün niye domates 25 lira? Çünkü mazot dolarla alındığı için, euro ile alındığı için, dolar ve euro patladığında Antalya'dan yola çıkan kamyonun maliyeti 2 katına çıkıyor arkadaşlar, 2 katına. Geçen sene dolar ve euro patlamadan önce Antalya'dan İstanbul'a gelen bir kamyon 10 ton domatesle 7.000 liraya geliyor. 7.000 lira. Şu an aynı kamyon, aynı ton domatesle 16.000 liraya geliyor. Bu ne demektir?
kilo başına neredeyse 2 lira sırf nakliyeden zaten maliyet değil. Serada kullandığın suya %135, %125 oranında zam geldi. Elektriğe %135 oranında zam geldi. Doğalgaza %135 oranında zam geldi. Bütün bunlara zam geldiğinde dolar ve euro endeksi olduğu için hepsi maliyet otomatikman 2 katına artıyor. Bunlar sırf belli bir kesime, bakın biz faizleri indirdik, faizi ortadan kaldırıyoruz demek için Türkiye'nin hakikaten çivisini çıkarttılar ve 25 liraya domates satılıyor böyle bir mevsimde. Sabahleyin havalimanına giderken beni götüren taksici, abi 4 kilo domates aldım, 100 lira verdim, inanamadım. 4 kilo domates 100 lira, ben dedim günde 200 lira para kazanıyor. Ben dedi domates bir gün boyunca dedi 4 kilo domates alabilmek için çalışıyor. 3 çocuğum var, eşim ve kendim 5 kişiyiz. 4 kilo domates bize 3 gün yetmezdi. Ya böyle bir tarım ülkesinde 25 liraya domates satılması o iktidarın utancıdır sevgili dostum. Ama bunlar çözülemez sorunlar değil. Yeter ki üretime dönelim, yeter ki üretime inanalım, yeter ki üretimi teşvik edelim. Emin olun ki o zaman bizim köylümüz Amasya'yı bırakıp bir yere gitmez. Bizim köylümüz Samsun'da yeniden tütün eker. Bizim köylümüz yeniden Samsun'da pirinç çeker. Antalya'da domates üretir. Niye gitsin bilmediği garip gurbet bir yerde yaşasın? Türkiye'nin tüm sorunları çözülür. Yeter ki çözmek isteyen bir kadro iş başına gitsin. Son soruyla beyefendiler alalım. Son ve son, o zaman şöyle son ve son. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ ol. Ben bir soru soracağım. Şu an Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki tane ittifak görünüyor. Bir tane bir ittifak olarak. Üçüncü bir ittifakın oluşması kime hizmet eder? Bu bir. İki, siyasal iktidar tarafından finanse edilen sonradan korkup kurulan partiler var mı? Şimdi üçüncü bir ittifakın kurulup kurulmayacağı o partilerin tabi alacağı karara bağlı ama eğer üçüncü ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ve o ikinci turda da bizim adayımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına destek verirse ben onu faydalı görürüm. Çünkü toplumun tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdirtemez. Yani bunu Kuzey Kore'de bile yapamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Ama bizim adayımız ikinci tura kalırsa o üçüncü ittifak da kendi seçmenlerini Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına yönlendirebilirse bu hepimiz açısından faydalı olur. Ve bir de eğer üçüncü bir ittifak kurulursa sandığa katılım oranı da yükselir. Sandığa katılım oranının yükselmesi muhalefete oy verenlerin sandığa gelmesi demektir. Ben o yüzden faydalı görürüm, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni de rahatlatır, ittifak kuran partileri de rahatlatır. İkincisi, vallahi ben hangi partinin iktidarın desteğiyle kurulup kurulmadığını bilmiyorum. Benim elimde öyle bir belge yok. Kimseye haksızlık yapmak da istemem. O yüzden sorunuza böyle cevap verebilirim. Son soruyu da alalım, tam saat 6'da bitirelim. Barış Bey, ben de öncelikle hoş geldiniz diyorum. Dün Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın Güven Park'ta Anıtkabı'nda bir yürüyüş yaptı. Sizce bu yürüyüş Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'ndan bir yürüyüş müdür? Yoksa Millet İttifakı olarak başka bir aday tartışılıyor mu? Bu konuda bilgi var mı? Valla benim gördüğüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun bir süredir Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığı yönündedir. Bunu ben 2020 yılında katıldığım bir televizyon programında söylediğimde henüz bu tartışmalar yokken bayağı bir fırtına gürültü koparmıştı. Ama son görünen tabloda Sayın Kılıçdaroğlu'nun en geç Eylül ayında adaylığını açıklayacağını düşünüyorum. Yani tamamen şu anda motivasyonunu da ona göre belirlediğini, ona göre çalışmalar yürüttüğünü siz de benimle birlikte görüyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak aday olmak istiyor. Adaylık bugünkü yapıya baktığınızda en doğal hakkıdır. Neden? Çünkü eğer siz partinin genel başkanıysanız ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız.
eğer ülkeyi yönetmeye talip değilseniz zaten siyaset yapmanızın da anlamı kalmıyor. Yani şu an için Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği, adaylık yönünde çalışma yürüttüğü görülüyor. Ama şunu söyleyeyim, Demirel'in bir lafı var, siyasette 24 saat çok uzun bir süredir diye. Hani gün doğmadan neler doğar, dengeler nasıl değişir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın bu konulara bakışı nasıl şekillenir, onlar için şimdiden bir şey söylemek çok erken. Merhabalar. İsmim Hamza Özbal. Ben Zipanlı'yım. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü'yüm. Her şeyden önce eğitimciyim, öğretmenim. Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlık Savaşı'na az önce bile eğitim şurası yapıyor ve esas savaşı siz eğitimciler olarak siz vereceksiniz. Bizim yaptığımız savaş geride diyordu. Yani burada bizim çocuklarımıza yönelik öğretmensiz eğitim olmaz, öğretmenleri merkeze alacak bir politika geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten genç bir nüfusumuz var, üretken bir nüfusumuz var ve bunların eğitilmesi gerekiyor. Ben burada sizin yapmış olduğunuz bu şeyi çok değerli görüyorum. Burada bulunan Türk hazırlığının önünde size teşekkür ediyorum. Çünkü sizi kameralardan değil de yakından görmek bizi çok mutlu etti. Erzurum adına bu tarz şeylerinde tekrar etmesi ve bu tarz şuraların, bu tarz görüşmelerin sık sık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi eğitim politikalarıyla ilgili çok kapsamlı, çok ciddi, 4 gün süren toplantılar yaptı. Bunları kitaplaştırdı. Hatta dönemin işte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da götürdü, verdiler. Eğitim nasıl olmalı, ilköğretim nasıl olmalı, meslek edindirme okulları nasıl olmalı, üniversitelerde hangi tür bir eğitim yapılmalı, bunların tamamı öğretmenlerden de bu konuda uzmanlaşmış profesörlerden oluşan bir ekiple hazırladılar ve bir kitap olarak sundular. Ama Türkiye'de ne yazık ki yaptığınız hiçbir bilimsel çalışma iktidar bilime inanmadığı için karşılık bulmuyor. Bu iktidarın eğitim öğretim hayatına verebileceği hiçbir katkı yok. Onlar eğitim dediğinizde insanları zoraki İmam Hatip ortaokullarına ve İmam Hatip liselerine yönlendirmeyi düşünüyorlar. Tabii ki bu ülkenin İmam Hatip okullarına ve İmam Hatip ortaokuluna lisesine ihtiyacı var. Ama ihtiyaçtan fazlasını yetiştirmek ve insanları o okullara mahkum etmek, meslek okullarını ortadan kaldırmak, fen liselerini ortadan kaldırmak, Anadolu liselerini davetmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. O zaman ne oluyor? İşte mesleksiz milyonlarca genç iş bulamaz bir hale geliyor ve ülkeye olan inancını da kaybediyor. Eğitim, öğretim dediğinizde sadece bugünü düşünen değil, bundan 50 yıl sonrasını da planlayan adımlarla gitmemiz gerekir. Umarım yeni dönemde bu konuştuğumuz konuları artık konuşmayız. Ben 2 sene sonra buraya geldiğimde bir güzel tiyatro oyunundan, okuduğumuz bir kitaptan bahsetmenin mutluluğunu yaşarız ve evimize döndüğümüzde de domates 25 lira mı olmuş, 30 lira mı olmuş bunu düşünmeden ver oradan 5 kilo domates, ver oradan 6 kilo limon diye, hani eskiden öyleydi, biz çocukken öyleydi. Kiloyla alınırdı, şimdi tane tane alınıyor. Evimize giderken artık bunları düşünmeden gidebileceğimiz bir dönemi de hep birlikte yaşarız. Son olarak beyefendinin bir... Alp altında ben de bu güzel söyleşi bir şiir hazırladım, cümleyle tamamlamak istiyorum. Kara bir şal serilmiş ülkenin üstüne, tir tir titriyor, bekliyor bu sabah kumar gelecek diye. Şimdi bekliyoruz yani bizi kim kurtaracak diye. Ama kurtarıcılar içimizde, gençleri ben görüyorum, umutla bakıyorlar, çok güzel sorular soruyorlar. Şimdi ben bir hafta önce geldim Antalya'dan buraya. Antalya'da da domatesin kilosu inanın 25 liraydı. Ve çöp sektörünü o Suriyeliler almıştı. Evimin önünde işte görüyorum ben. Gidiyorum arabayı koyuyorlar. Konuşuyorlar kendi arabalarında. Ya eskiden bizden yani insanlar o çöpleri taşıyorlardı. Şimdi çöp sektörünü onlar tamamen yanına geçirmiş durumda.
ve İstanbul'dakilerle görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Katkılarından dolayı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle sıcak bir havada buraya geldiniz, sonuna kadar dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanım geliyor musunuz? İl başkanımız, ilçe başkanımızı da davet edelim. Şöyle fotoğrafçı arkadaşımızla bir rica edelim. Bizi hep birlikte bir... Başkanım da size bir iki söz söyleyecek. Ben aynı mı? Bir selfie yapalım. Ben şöyle size beraber. Başkanım.